başlayabiliriz. Evet değerli Aydın Post izleyicileri, herkese iyi akşamlar. Güzel bir Aydın akşamı aslında bugün söylemek gerekirse. Böyle güzel bir akşamla da bugün yine güzel bir değerli bir konuğumuz var. Doktor Ahmet Şenses ile birlikteyiz. Bu gece kendisinden çocuklarda cinsel istismar konusu hakkında önemli bilgiler talep edeceğiz. Kendisi hakikaten Aydın'da bu işin uzmanı, çocuk ve genç psikiyatristi Doktor Ahmet Şenses. Aydın Post'un canlı yayın teklifini kırmayarak bu gece stüdyomuza geldi. Gala dergisinde de yine çocuklarla alakalı anne ve babaları bilgilendirmeyi sürdürüyor Doktor Ahmet Şenses. Bu gece de bu canlı yayında sizlere önemli bilgiler paylaşacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. Tabii gündem çok yoğun. Bilhassa artık hem sosyal medya ve hem de iletişimin artmasıyla birlikte biz cinsel istismar konularını çok sık duyar olduk. Evet. Biz de haber merkezimizde çok sık haberler yapar olduk. Tabii bu durum bizi hiç şaşırtmıyor. Ama bunu bir uzmanından, yani sizin gibi bir bu işin ehlinden bir öğrenelim istedik. Aileleri bilgilendirelim istiyoruz. Neler söylemek istiyorsunuz? Yani anne babalar nelere dikkat etmeli? Cinsel istismar nasıl anlıyorsunuz? Nasıl tespit ediliyor? Nedir? Yani yavaş yavaş başlayalım. Tabii şöyle başlayalım. Yani bu çok nasıl diyelim? Sık yanlışlar yapılan, biraz hakkında yanlış bilgilerin olduğu bir konu. Yani her konuda olduğu gibi bir takım doğru ve yanlışlar var. Mesela ilk yanlış sıklıkla ilgili. Tabii biz şimdi günümüzde daha yaygın konuşuyoruz. İşte internetin varlığı, teknolojinin varlığı, artık okullarda bu bilgiye çocuğun ulaşabilmesi, bildirim sıklığını, anne babaların bu sorunu adli makamlara bildirme sıklığını çok arttırdı. Ama geçmişte daha da yaygındı. Hatta bu konuyla ilgili beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi, aslında normalde dünyada, yani çocuklarda cinsel istismar konusu yaklaşık 100 yıldır gündemde. Yani yaklaşık 50 yıldır da Türkiye'de bu konu artık farkındalığı artırılmış, üzerine çalışılan bir konu. Yani tabii biraz gizli kapaklı, kimsenin konuşmaktan hoşlanmadığı bir alan bu. Biraz nadirmiş gibi, sıklığı azmış gibi geliyor. Yani ben şimdi gelmeden önce bir takım verilere baktım. Evet. Yani 2014-2015'te yıllık istismar bildirimi, bu adliye yansımış, takibi yapılan bildirim sayısı 12 bin. Türkiye geneli mi? Bu Türkiye geneli. Ve işin yani tabii biraz daha acı tarafı, bu bildirimlerin %10 ya da 15 civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani gerçek rakamı. Yani kabaca 100 bin vaka ki bunların %50'si kabaca tekrarlayan istismarlar yaşanıyor. Çocuklara bir cinsel istismar yaşatılıyor ve sadece bunun 10 bin kadarı adli sisteme başvuruyor. Yani birinci bilinen yanlış bunun nadir olduğu ama çok sık ve maalesef büyük bir yara. Bunu burada gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Yani bunu konuştukça, insanlar tanıdıkça, nasıl baş etmesi gerektiğini öğrendikçe belki daha çok çocuklarımızı koruyacağız. Daha sağlıklı nesiller yetiştireceğiz. Hocam ben şunu hep merak ediyorum. Evet, aileler ya da ihbar sahibi her kimse bu cinsel istismar konusuyla alakalı bir adliyeye bir ihbarda bulunuyor. Ya da kolluk kuvvetlerine. Velev ki cinsel istismar ortaya çıkıyor. Peki bunun devamında bu dosyalar takip edildiğinde bu çocukları bu istismar durumundan korunması ya da o yaşadıkları travmadan çıkmaları falan kolay oluyor mu hiç? Yani bunu ömür boyu herhalde bu çocuklar hafızalarından silemeyecekler diye düşünüyorum. Çok ne yapıyorsunuz? Şimdi tabii baş etmek çok zor bundan. Yani şimdi başka bilinen bir yanlışı aslında fark etmeden hatırlattınız. Yani bazı aileler işte çocuktur, küçüktür, unutur. Yani aile tespit ediyor. Özellikle akrabalarda, yani ensest ilişkiler çoğunlukla bildirilmez. Daha az bildirilen vakalar onlar. Oradaki genel ailelerin mantığı, ya çocuk çok küçük, unutacaktır. Ama az önce sizin de söylediğiniz gibi bunlar büyük travmalar. Evet. Yani bizim ruhsal aygıtımızın baş etmekte zorlanacağı, yönetmekte zorlanacağı şeyler. Belki çocukluk yıllarında anlam vermekte zorlansa da yaş ilerledikçe bunun ne anlama geldiği,
ne yaşatıldığı tekrar tekrar düşünülmeye, mesela 1/3 vaka ilk dönemde kısa sürede bulgu vermiyor. Yani siz az önce söylediniz ya, nasıl anlıyorsunuz? Anlamak çok zor. Daha sonraki yıllarda ortaya çıkıyor. Tabii adli sistem maalesef geçmiş yıllarda işte ruh sağlığı bozulmuş mudur, bozulmamış mıdır gibi bizlerden cevap isterdi. Ya, hani bozulmaması zaten tıbbi olarak çok mümkün değil ama bulgu yok. Hani raporlayamıyorsunuz. Tabii bazen hani maalesef hak edilen ceza, işte Allah'tan şimdi artık ruh sağlığı bozulmuş mudur sorusu artık yok. Ama tabii Türkiye'de adalet sisteminin hızı, çocuğu koruması, gereken tedbirleri alması maalesef hala çok yeterli değil. Ben onu merak ediyordum. Yani şimdi bize de zaman zaman... Yani eskiye göre özellikle şu işte ruh sağlığı bozulmuştur, bozulmamıştır yasası artık iptal edildi Haziran'dan sonra. Ve artık bu tartışmalar, yani çocuğun tekrar tekrar yaşadığı travmalar azaltıldı. Evet. Yani süreç devam ediyor. Her aşamada olduğu gibi, hayatımızın her alanında olduğu gibi çocuklarımızı istismardan korumak için de sistemi geliştireceğiz. Kesinlikle. Yani siyasetçiler üzerine düşünü yapacak, hukukçular üzerine düşünü yapacak, bizler üzerimize düşünü yapacağız. Ama en önemlisi aileler. Aileler yapacak. Şimdi birazdan onlara da gireceğim ben. Ailelere düşen çok büyük roller var. Onlar da üzerine düşeni yaptıkça çocuklarımızı daha sağlıklı geliştireceğiz. Şimdi sorun mesela, Periskop'ta izleyicilerimiz diyorlar, tecavüzüyle evlilik çocuk açısından travma değil mi diyorlar. Bunun travma olduğunu muhakkak biliyor tabii kardeşimiz ama. Ya tabii bu son yasa tasarısıyla Allah'tan geri çekildi. Çok gündeme gelmiş bir konu. Ben tabii bu süreci iyi tarafıyla görmeye çalışıyorum. İşte bunu konuşmamıza vesile oldu. Cinsel istismar özellikle çocuklarda tekrar hatırlatıldı. Tabii ki çok büyük bir travma. Evet. Bir de benim uzmanlık alanım açısından şu gözden kaçıyor. Şimdi zannediyor ki hani biraz iyi niyetli mi diyelim. Belki süreci çok tahmin edemeyen aileler. İşte o kişi erken yaşta bir cinsel ilişki yaşadı. Evet. Bize göre istismarcı, ona göre artık kocası. İşte bir çocuk var ortada ve bu çocuğa kim bakacak? Evet. Babanın hapiste olması çocuğun ruh sağlığını etkileyecek mi? Ama erken yaşta rızası olmadan birileriyle cinsel ilişkiyi zorlamış bir adamın babalık görevini, babalık sorumluluğunu ne kadar yerine getirebileceğini düşünüyoruz. Yani bu ailelerin de hani böyle bir araya getiriliyor, belki o baba hapishaneden çıkmak için o evliliği yapıyor ama gerçek babalık görevini, gerçek çocuğa sahip çıkma, gerçekten babalık yapma görevini çoğunlukla yerine getirmiyor. Evet. Yani babası olsun, evet bir baba var ama gerçek bir babalık ilişkisi, çocuğu koruma, kollama, sağlıklı yetiştirme ilişkisi yok. Ve en kötüsü bu sürecin, yani diğer istismarı düşünen, erken yaşta kız çocuklarıyla ilişkiyi düşünen kişiler için büyük bir cesaret kaynağı olacaktı. Hani nasıl olsa af geliyor. İşte hele ben kızı hamile bırakabilirsem, ne ki hala ben ceza almadan çıkacağım. Allah'tan yasa değiştirildi, süreç fark edildi. Ama ben iyi tarafından tekrar bakmaya çalıştığımı söyleyeyim. Hani bu konu tekrar gündeme geldi, tartışılıyor. Tabii ki ruh sağlığını etkiliyor. Yani bunun tersini düşünmek çok makul. Aileler çocuklarını istismardan korumak için neler yapılabilir diye soranlar var. Birazdan ailenin üzerine düşen zaten görevlerle ilgili sanırım. Bunu birazdan genişleyip alırız. Oraya gelmeden ben şunları hatırlatayım. Şimdi bir takım mitler var. Başta söylediğim gibi. Yani biz cinsel istismar, çocuklarda cinsel istismarı düşünüyorken zihnimizin ürettiği genellemeler var. Ya bu doğrudur. Mesela bazen duyduğum işte cinsel istismara uğrayan çocuklar çoğunlukla işte fakir, yoksul, düşük sosyoekonomik düzeyli ailelerin çocuklarıdır gibi bir genelleme var. Bu maalesef yanlış. Gerçi maalesef çok iyi bir tanımlama olmadı ama her sosyoekonomik düzeyde görülebilen bir travma bu. Yani zengin, fakir demeden herkesin çocuğunun başına gelebilir. O yüzden ya biz bunu çok fazla önemsemeyelim. Çocuğumuzun nasıl olsa başına gelmez demek çok gerçekçi değil. Evet. Diğeri mesela çok güzel çocukların, alınlı çocukların, alınlı kız çocukların, açık saçık giyinmiş kız çocuklarının başına gelir gibi bir mit var. Bu da yanlış. Her türlü giyinen. Çünkü burada çocuk sorumlu değil. Evet. Yani karşı tarafın dürtüselliği, sapkınlığı sorumlu. Yani cinsel materyal fark etmeksizin bu şahıslar niyetlerini yerine getirebiliyor. Özellikle de güveni olmayan ya da işte korumasız buldukları ailenin yeterince destek farkında olmadığı çocuklarda bu sık yaşanan bir mesele. Bir de işte konuştuğumuz şey, her şeyi çocuklar unutur. Bu da genel bir mit. Soruyor, Melih Nuri diyor ki, hocam istismarın ruhsal bulguları nelerdir diyor mesela. Yani bunu böyle kısaca özetleyebilecek durumumuz var mı mesela?
Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi iki tane temel bulgu var. Bu iki temel bulgu bizi gerçekten düşündürüyor. İşte biraz vaka üzerinden anlatmaya çalıştığım birinci bulgu. Yani çocuğun yaşına uygun olmayan cinsel davranışların, oyun özelliklerinin görülüyor olması. İşte oyuncakların üstünde yapmaya çalıştıkları, işte oyuncakları oynatırkenki davranışları önemli. Bir de resim bulguları çok önemli. Yani resmi yaparken çocuğun eğer işte özel bölgeleri, cinsel organları resmettiği görülürse, ki bunu görmeyen bir çocuk kolay kolay resmetmez. Resimlerde genellikle cinsel bölgelerini şekillendirmezler çocuklar ama bir çocuk cinsel bölgeyi de şekillendiriyor, resmediyorsa bunun altında yatan mutlaka travmatik bir olay ya da en azından izlem, gözlem bir maruziyet olduğundan şüphelenilmeli. Bu birinci bulgu. Yani yaşına uygun olmayan cinsel eylem, resim bulguları ya da davranışlara bakmak gerekiyor. İkinci bulgular fiziksel bulgular. Tabii onlar da somut şeyler. Özellikle genitourinal sistem içerisinde saptanmış ekimoz, yani durup dururken annenin çocuğunu giyip çıkarırken gördüğü ekimotik alanlar, işte vajinal kanamalar, nedeni başka türlü açıklanamayan karın ağrıları, çocuğun cinsel istismara uğradığını ciddi bir şekilde bize düşündürebilecek bulgular. Onlara dikkat etmek lazım. Bu iki bulgu dışında non-spesifik bulgular da var. Yani illa cinsel istismar denmez ama durup duruyorken bir çocuğun mesela yaşamı iyi gidiyor, mutlu, derslerinde başarılı, işte ders başarısı düşüyorsa, okula giden, zaten 12 yaş grubuna kadar özellikle kız çocuklarında sık demiştik, birden hızlı bir ders başarısında düşme. Aileye mutlaka uyarmalı. Yani bir şeyler oluyor mu? Yakından izlemeli. İkincisi işte uyku bozuklukları. Çünkü karanlık travmayı hatırlatır. Belki istismarcıyla bir karanlık ortamda yan yana geldi. O anda yoğun korku yaşadı. Uyku bozuklukları. İşte küçük çocuklarda çiş ve kaka kaçırma. Çocuğun tuvalet eğitimi tam. Her şey yolunda. Açıklanamaz bir şekilde tuvalet eğitimi bozuluyorsa, biz regresyon deriz. Daha bağımlı, daha anneye düşkün bir çocuk haline geliyorsa istismar aklın bir köşesinde mutlaka bulunmalı. Biz post travmatik stres bozukluğu deriz. Travmaya bağlı bulgular. Hani yüksek seslerden irkilme, olayı çağrıştıracak şeylere ani tepkiler, mesela erkeklerden ani korkmaya başlama. Özellikle belli özellikleri olanmışlar. Atıyorum işte siyah saçlı, bıyıklı, istismarcıyı çağrıştıran bulgular ya da giyim kuşamında o bulguları çağrıştıracak şeylerden kaçınma ya da ani tepkiler verme, irkilme, travmatik bulgular çocuklardaki istismarı çağrıştırır. Aniden depresif bir döneme girme, ilgiyi kaybetme, içe kapanma, suçluluk hissetme. Birçok bulgu var. Evet. Bunlar çok spesifik bulgular değil ama yan yana getirildiği zaman özellikle zamansal ilişki pat diye başlamış. Mesela işte bir yerde yalnız bırakılmış, çocuk köye gönderilmiş, işte komşuda biraz bir süre geçirmiş. Sonra oraya gitmek istemiyor. O günlerden sonra birden çocuğun başarısı, duyguları, davranışları hızlı bir değişim içine girdiyse tabii ki arkaya bakmak, yani ne oluyor çocuğunda? Kötüye giden bir şey mi var? Tabii bu aile içinden de olabilir. Bazen çok güvendiklerimizden, çünkü genelde diğer bir ön yargı, hani genelde istismarcı yabancıdır. %65 vakada, bunlar çeşitli çalışmalardan alınmış, istismarcı tanıdık. Hele ensest vakalarında çoğunlukla baba. Yani maalesef çok acı şeyler bunlar. İşte dayısıdır, yapmaz. Amcasıdır, başında durabilir. Ya da işte kuzenidir, oynasınlar canım. Yani bu tip şeyler hep aileyi şüphelendirmeli. Oraya tekrar gitmek istemiyor. Çocuk o oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Bir şeyler de söylemeye çalışıyor ama söyleyemiyor gibi ise tabii arkasına bakmak gerekiyor. Yani istismar birden ortaya çıkan bulgularda hep aklımıza bizim gelir. Birden düşen okul başarısı, korkular, kaygılar, anneden ayrılmak istememe, uyku bozuklukları, işte o ilk başta bahsettiğim fiziksel ve cinsel eylemi çağrıştıracak bilgiler bulgu olarak önemlidir. Anladım. Peki yani ilerleyen yaşlarda duruma baktığımızda hocam bu bulguların ve bu gidişatın hani pozitife dönme şansı var mı? Yani cinsel istismara uğramış bu çocukla ilgili olarak ilerleyen yaşlarda bunun bu negatiflikten pozitife dönme şansı, olasılığı var mı? Ya da varsa yüzde kaç bu tür durumlarda bu çocuk bu tür almadan kurtulabiliyor? Ya da kurtulanlar var mı? Tabii ki var ama tabii burada önemli olan başka bir şey var. Süre önemli. Yani bu çocuk bu olayı bir kez mi yaşamış? Kaç yaşında yaşamış? Sonraki süreçte nasıl desteklenmiş?
tedavi almış mı almamış mı? Evet. İşte karşı tarafın hukuksal olarak yaptırımları ne olmuş? Tabii bu kişilik yapılanması sorunu, hı-hı, bütün hayatı etkileyecek kişilik bozukluğunun temellerini de atabilir bu travma. Evet. Eğer çocuğun baş etmesini, bu travma ile yüzleşmesini, kabullenmesini, bunun onun suçu olmadığını, evet, öğretebilir, evet, ona hissettirebilirsek bu neden oldu, burada sorumlu ne? Evet. En çok bir de geriye dönük travmalarda çocuklar şunu hissediyor ya da artık ileriki yaşlarda insanlar. Ben kendimi niye savunamadım? Evet. Bu senin savunabileceğin ölçüde bir tehdit değildi. Bunu savunamaman çok normal, evet, diye tekrar bilinçleri yapılandırıldığında ruhsal olarak durumu daha gerçekçi değerlendirdiklerinde tabii hayata olumsuz etkisi azalıyor. Evet. Maalesef unutturulamıyor ama travmanın yaşam üzerindeki etkisi hafifletilebiliyor. Ya da bazen çok nadir vakalarda olsa güçlü, daha baş etmeyi öğrenmiş bir kişilik organizasyonuna bile sebebiyet verebilir. Evet. Burada aslında baktığımızda tabii bu konu hakikaten çok üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu. Hakikaten anne babalara, çevredeki işte eğitimcilere, bu işin uzmanlarına da çok önemli görevler de düşüyor. İstatistik veriler var mı böyle elinizde? Yani biraz o konulara girsek, Türkiye'de bu anlamda istatistiklere baktığımızda neler yaşanıyor Türkiye'de? Ya da aydınla alakalı da varsa neler söyleyebilirsiniz bu hususta? Şimdi ilginç istatistikler var. Hani maalesef hani istismarcıların %96'sı erkek. Evet. Genel, kabaca. Yani çok büyük bir çoğunlukla istismarcı erkek. İşte yaş gruplarına bakılınca genelde 6-12 yaş gruplarında bu daha sık yaşanıyor. Ama çoğunlukla 12 yaş altında %60'a yakını. Evet. Az önce söyledim, arada onu hatırlatayım. Bence önemli bir bulgu o. %65'e yakını tanıdık. Bu vakaların %25'e yakını ensest vakaları ve ensest vakalarının çok büyük kısmı baba. Hı hı. Yani tanıdık olması, aile içinden olması. Çünkü insanlar genelde hani ben sokağa çocuğumu saldım, izle bir yerde. Yalnız tek başınayken, işte tek başına parka gittiğinde bu tip şeyleri yaşıyor diyor. Çoğunlukla bilindik, tanıdık kişilerin evinde, belki okulda, yani daha güvenli, daha sıcak hissettiği, birazcık daha kendini daha az koruduğu ortamlarda cinsel istismar, hı hı, meydana gelir. Tabii o yüzden aileler de bu konuda uyanık olacak. Hı hı. Yani misafirliğe gittim, saatlerce salonda oturuyorum, çay içiyorum, sohbet ediyorum. Kız çocuğu ya da bazen oğlan çocuğu, ki onu da söyleyeyim unutmadan, yani üçte biri mağdurlarında erkek çocukları. Hı hı. Hatta erkek çocuklarında bildirimin daha az olduğu söyleniyor. Hı hı. Yani sadece kız çocuklarının değil, erkek çocuklarında maalesef başına gelebilecek durumlar bunlar. Tanıdık bir yere gidildiğinde bile uzun süre çocuğu yalnız bırakmamak, onun bir sahibinin olduğunu, annesinin babasının olduğunu, çevresinde onu koruyan, kollayan birilerinin olduğunu, arada bir tabii çok rahatsız etmeden ne yaptın, ne ettiğini kollamak. Tabii en temel koruyucu şey ilişki. Yani annenin babanın çocuk yetiştirme üslubu. Biz maalesef çocuk yetiştirirken genel olarak çocuğumuz bize itaat etsin, her dediğimizi yapsın ve dediklerimizi uygulasın istiyoruz. Ama dediklerimize itaat eden, düşüncelerini, duygularını söyleyemeyen çocuklar bu tip durumlara hem hayır diyemiyor, istismarcıyla karşı karşıya kaldığında bedenini, sınırlarını iyi çizemiyor, hem de bunu bize bildirmekten korkuyorlar. Çünkü çocuk diyor ki, ben babama bunu, anneme söylersem beni döver, beni suçlar, ben bu konuda suçlanırım, yalnız bırakılırım, terk edilirim, yani mağdur ben olurum. O yüzden hani korumak için bir şey yapılacaksa ilk yapılacak şey anne babalık tutumlarını çalışmak olacak. Yani biz çocuğumuzu yetiştirirken onun mahremiyetine, onun duygularına, düşüncelerine, bireyselliğine önem vereceğiz. Evet. Daha demokratik bir aile düzenine oturtmamız gerekiyor. Hani daha ataerkil olduğumuzda, daha otoriter olduğumuzda bazı acılar bizim gözümüz önünde yaşanmıyor. Anne baba bunu göremiyor. Çocuk bunları saklıyor. Yıllar sonra ortaya çıkıyor. İşte okula gidiyor, okulda bir eğitim verildiği zaman öğretmenine söylüyor. Hı hı. Ya da üniversiteye gidiyor. Mesela ben buraya gelmeden önce 2500 tane üniversite öğrencisi üzerinde geriye dönük anket çalışması yapılmış. Yani üniversite seviyesindeki insanları taradıklarında bile yaklaşık %8'e yakın öykülerinde cinsel istismar var. %30'una yakın fiziksel istismar var. Yani toplumumuzun her seviyesinde, çocuklukta tabii daha yaygın bu, hı hı, bir istismar
çocukların sınırlarına, yaşamlarına bir saldırı var. Evet. Ve maalesef çok yaygın. O yüzden bence ebeveynler, burada bizi dinleyenler özellikle zaman ayırıp ilk dikkat etmeleri gereken şey, ben çocuğumun duygularını nasıl tanıyacağım? Hı-hı. Nasıl onu dinleyeceğim? Hı-hı. Bilimsel, doğru, anne babalığı nasıl geliştireceğim üzerine olur. Maalesef biz anne babalığı biraz hani kulaktan dolma, anne babamızdan ne gördüysek o şekilde uyguluyoruz. Bir hata olunca sinirleniyor. Bunu yapmamalısın. Hı-hı. İşte bir daha duyarsam şöyle olur, böyle olur diye tehditler savuruyoruz. Şimdi küçük bir durum karşısında tehdit savuran bir anne baba, hani böyle büyük bir olayı çocuğundan dinlemek istediğinde tabii çocuk bunu söyleyemiyor. Evet. Anlat çocuğum, biz seni seviyoruz, kızmayacağız desek de çocuk bütün olanları, bitenleri gerçeğiyle anlatamıyor. Hı-hı. O yüzden birinci adım iletişim. Tabii bu konuya spesifik anne babalarının yapacakları da var. Birinci, hı-hı, yapacakları şeylerden bir tanesi, hani özel bölgelerimizi, işte, hı-hı, kız çocuklarında göğüs bölgesi, işte bacak arası, erkek çocuklarında bacak arası, popo bölgesi gibi özel bölgeleri tanıtmak. Buraya hiç kimsenin onun izni olmadan dokunamayacağını hatırlatmak. İşte iyi dokunma nedir, kötü dokunma nedir? Hı-hı. İşte iyi dokunma, iyi hissettiren, sevgi dolu, rahatlatan dokunmadır. Kötü dokunma, tehdit, korku hissettiren, hı-hı, kötü hissettiren dokunmadır. Kötü dokunmayı hissettiğin zaman eğer bir olumsuz duygu hissediyorsan buna hayır demelisin. Hı hı. Bu eğitimle yetiştirilmeli ama maalesef bu kadar sınırlı bilgi, sadece, hı hı, hayırın öğretilmesi, iyi dokunmanın, kötü dokunmanın öğretilmesi ya da çığlık atmanın öğretilmesi yeterli olmuyor. Çocuğu yetiştirirken güçlü, güvenli, kendi ayakları üzerinde duran, sınırlarını bilen bir çocuk yetiştirdiğimizde bu istismarcıdan da kendini koruyor. Evet. Zorba bir arkadaştan da kendini koruyor. Evet. Bazen istismar eden sadece sözel, cinsel olarak etmiyor. Hı hı. Sözel bir istismar eden öğretmenden de kendini koruyor. Hı hı. Yani istismarın tümünden korumak istiyorsan, hı hı, yani bence bir uzman olarak bugünkü belki konuşmanın özü, iyi bir iletişimi, bilimsel bir anne babalığı geliştirebilmek. Evet. Bunun tekniklerini, yurt dışında bu iş okullarla yapılıyor. Hı hı. Yani bir anne babalık okuluna, hatta çocukları doğmadan çiftler başlıyorlar. İşte ödül teknikleri, ceza teknikleri, hı hı, duygu tanıma, ortak karar verme, birçok tekniği öğreniyor, içselleştiriyor ve çocuğu yaşama, evet, beraber yaşama başladığı zaman bu tekniklerle büyütüyor. Ama biz sorun yaşayınca genelde uzmana gidiyoruz. Anne babalığı az önce söylediğim gibi genellikle otomatik geçmişimizden öğreniyoruz. Tabi bu çocukların istismar, her türlü istismara maruz kalması maalesef kolaylaştırıyor. Hocam şimdi böyle Avrupa'yla, yani Batı'yla baktığımızda Türkiye'deki durumlar, hı-hı, kıyaslandığında onlar daha mı hassas cinsel istismar konusunda ya da... İstismar her türlü konusunda çok hassaslar. Yani Avrupa'da bir çocuğu, hı-hı, atıyorum çok sıkıştırıp öpmek bile bir istismar kabul edilebilir. O, evet, hayır dedikten sonra sevmek anlamında bile olsun. Sıkıştırıp hani biz mıncıklarız, poposunu ısırırız, sıkarız. Hı-hı. Bize göre hani sevgi gösterisidir. Avrupa tabii biraz kültürel değerler burada işin içine giriyor. Hı-hı. Bunu bir istismar kabul eder. Ha, ne kadarı doğru ne kadarı yanlış tartışılır. Ama, evet, çocuğa sınırlarını öğretmek, hayır dediği zaman tamam anlıyoruz, o yetişkini durdurmak bizde biraz ayıp kabul edilir. Evet. Dayındır öpsün, hı-hı, amcandır sarılsın, ne varmış canım biraz mıncıkladık işte. Ondan bir şey çıkmaz. Evet, yani gerçekten iyi niyetli olabilir ama yarın, evet, bir gün istismarcı benzer hareketleri, benzer davranışları yapmaya başladığında, hı-hı, çocuk hani direnmeyi, hayır demeyi, ya az önce beni amcam öptü. Evet. Ya da işte amcam beni öpmesi doğal. Yani bu kişinin de öpmesi o zaman doğal. Yani bu öpme biraz uzadı. Başka bir şeyler yapıyor. Çocuk, hı-hı, yaşadığını tam o yaşta çok iyi anlamlandıramıyor. O yüzden, evet, iyi cinsel eğitim ama bundan öncesinde güvenli, iyi iletişime dayalı bir anne babalık geliştirmek zorundayız. Evet. Yani bu iş çok kolay bir iş değil. Sadece özel bölgeleri öğrettik. İşte biraz bahsettiğim iyi dokunmayı, kötü dokunmayı öğrettik. Hı-hı. İşte çığlık atmayı öğrettik, hayır demeyi öğrettik. Bunlar şart. Temeller ama daha geriye gideceksek biz çocukluğundan itibaren evde değer gören, saygı duyulan bir kişiliğe, bir benliğe yol açmıyorsak hep benim uzantımmış gibi, benim bir parçammış gibi, sen nereden bileceksin, sus, otur, bir daha bunu duymayayım ha diye yetiştiriyorsak tabii sonrasında onun kendini koruması çok zorlaşıyor. Evet. Ve sonra acılar yaşayabilir, nerede hata yaptığı düşünüyoruz. Hı hı. Tabii cinsel istismar en büyük acı. Başka bir sürü acı yaşanıyor. Yani biz çocuklarımıza genel olarak toplumda saygı, yeterince sevgi ve hak ettiği yeri vermek zorundayız. Temel formülü bu iş.
Evet. Burada takipçilerimizi soruyorlar. Yani bu işin sürekli böyle gizli saklı olması bilinçli yapılan bir şey mi? Yoksa mahalle baskısı mı? Ya da bu işin hukuki anlamdaki verdiği korkulardan mı kaynaklanıyor diye merak edenler de var. Yani daha çok neden dolayı bu işler gizli saklı tutulur hocam? Tabii hepsi. Yani bu cevabı hepsi. Sonuçta ortaya çıktığı zaman biz toplum olarak mağduru tekrar istismar ediyoruz. Hele bir kızsa onu lekeliyoruz. Onun bir evlilik yapmasını, ilerleyen dönemde sağlıklı bir yaşam olmasını engelleyecek etiketler yapıştırıyoruz. Evet. O kız artık hani birisinin malı ya da işte herkesin maalesef kullanabileceği, istismar edebileceği bir bireymiş gibi davranmaya başlıyoruz. Tabii bunu bilen anne baba bu süreci engellemek için gizli saklı tutma eğiliminde oluyor. Evet. İlk başta uzun uzun konuştuk. Hukuksal yaptırımlar şimdi günümüzde daha da iyileşti. Daha da etkili olmaya başladı ama hala çok iyi seviyede değil. Evet. Orada ciddi boşluklar var. İstismarcıların büyük bir kısmı hak ettiği cezayı alamıyor. Şimdi bunları üst üste getirdiği zaman ben bunu konuşursam daha büyük acı yaşayacağım. Çocuğum mağdur olacak deyip gizlemek, hele bir de o biraz önce bahsettiğimiz ya unutur nasıl olsa, küçüktür, etkilenmez duygusuyla konuşmuyoruz. Hatta bunun tekrar gündeme getirilmesine kızıyoruz. Çocuk yeterince desteklenmemiş, korunmamış ve kollanmamış hissetmeye başlıyor. Tabii bunun sonucunda aileyle ilişkiler, hatta bazen bize söyleriz zaten bu tip sorunlar yaşayan, bize başvurmuş aile, annelere, babalara. Yani onların arasında ciddi sorunlar olmaya başlıyor. Bazen anne işte bunu bildirmeyelim, baba bildirelim ya da baba bildirmeyelim, anne bildirelim gibi farklı görüşler ortaya çıkıyor. Ya da birbirlerini suçluyorlar, sen oraya göndermeseydin bu olmayacaktı. Sen bu çocuğu yetiştirdin böyle oldu diye düşünmeye başlıyor. Yani çocuğun sorunları aile içindeki sistemi bozmaya başlıyor. Boşanmalar olmaya başlıyor. İşte bazen çocuklar korunup kullanmadıklarında ya da yeterince tedavi edilmediklerinde maalesef işte uyuşturucu madde kullanmaya, yoğun depresif ataklar yaşamaya, yani maalesef acı şekilde intihar etmeye başlıyorlar. Evet. İlerleyen yaşlarda özellikle bu durumun anlamını kavramaya ve ne yaşadığını daha doğru bir gözle görmeye başladıklarında bu daha çok başımıza geliyor. Çocukların yaşadıkları şeyler. Ve tabii aile sistem olarak bu şeyde çok zorlanmaya başlıyor. Evet. Aileye destek olmak, çocuğa destek olmak, toplum olarak onlara tekrar sahip çıkabilmek, istismar edilenin tekrar istismar edilmemesi, yani mağduru tekrar tekrar biz toplumsal olarak mağdur ediyoruz, etiketliyoruz. Evet. Hastalıklıymış gibi, bulaşıcı bir hastalık ama onunla oynama sen. Onun başına kötü bir şey gelmiş. Bazen bu hastalığı bir kimlik haline getiriyoruz. Bazen uzaklaşıyoruz, yalnız bırakıyoruz. Yani olağan hayatı artık sürdüremez hale geliyor çocuk ve aile. Tabii bunlar büyük ve giderek artan ciddi kronik sorunlara sebebiyet veriyor. Şimdi peki yeterince uzmanlar, yeterince hukuk sistemi, yeterince anne babaların bu olaylarla ilgili bakış açısına baktığımızda Türkiye bu işin ve gelebilecek olan tehlikenin farkında olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Yani yeterince üzerine düştüğümüz bir konu mu yoksa ya işte olur gider ya da işte hani benim kervan başıma gelmez. Kervan yolda düzülür hesabı vardır ya bazen öyle. Ya işte olduysa hukuk sistemi içerisine bakar deyip geçiştirilen bir konu mu aynı zamanda? Bir de olur. Hani ya da benim başıma nasıl olsa gelmedi. Yani benim önemli olmaz. Olmaz. Yapan düşünsün tarzında bir tutum davranış var. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum buna. Tabii de konuşulması zor bir konu. Yani hani ahlaki olarak, işte dini olarak bu konuyu konuşmak bizim değerlerimize aykırı. Biraz bunun getirdiği utanç, işte ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilememe hali. Maalesef konunun yeterince önemsenmemesini, biraz göz ardı edilmesini, az önce sizin saydığınız gibi yani nasıl olsa benim çocuğum başına gelmez. Biz bunu yaşamayız. Olsa bile hani ben bir şekilde onu korurum, kollarım. Bu insanlar ve şunu unutmamak lazım yani özellikle pedofilik şahıslar çok çocuk canlısı, çocukların dilini iyi anlayan, çocuklarla bir güven ilişkisi geliştiren, çok sempatik, çocukların keyifle yanlarına gittiği kişiler. Yani pedofilik bir kişi genelde zaten çocukla ilgili vakit geçirmeyi seven, onlara oyunlar sunan, hediyeler alan, yavaş yavaş bu oyunların içeriğini değiştiren, işte sırları öğreten, bu aman ha aramızda bir sır, bak bunu kimseye söylemeyeceksin gibi ufak önce oyunlar üzerinden, bazı hediyeler üzerinden ilişkiyi büyüter. Sonunda niyetlerini,
ve davranışlarını ortaya koyan insanlar. Yani dışarıdan baktığınız zaman, aa bu adam kesin sapıktır, şunu yapar gibi bir etiket yok, bir belirti yok. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani hatta bu işi yapanlarla ilgili olarak bile eğer elimizde kesin böyle net hukuki bir takım veriler olmadan, hani karşıda otururken biliyor musun bu vatandaş böyle bu işlere bulaşmış bir adam dese, kolay kolay inanamayacak olduğunuz profiller bunlar, değil mi? Ben öyle biliyorum. Yani benim mesela Tokat'ta bizim takip ettiğimiz bir öğretmen vardı. Yani bütün sınıfı, bütün çocukları işte tehditle, bir takım anlaşmalarla, bu aramızda sır. Genel olarak böyle bir cümleleri var istismarcıların, bu aramızda sır. Bütün sınıfta bu aramızda sır davranış şeyiyle. Bir oyun gibi mi oynuyorlar daha çok? Oyun, gizli kapaklı bir anlaşma, biraz eğlenceli, biraz korkutucu, dışarı taşınmaması gereken bir şey. Ve yıllardır çok saygı duyulan, çok sevilen, hatta dini değerlerine çok düşkün. Ama yıllarca birçok çocuğu istismar ettiği saptanmış bir öğretmendi. Yani o kadar saygıdeğer birisiydi ki. Annelerin bir kısmı çocuklarımız 15 vakayı falan görmüştük aynı anda arka arkaya. Ya hocam hani bunu ben birçok çocuktan duymasam, tek başa ben çocuğumdan duydum da ya kesin benim çocuğum yalan söylüyordur. Öğretmenine iftira atma. O nereden çıkmış öyle der diyordu bize. Tabii birçok çocuk aynı şeyi hep bir ağızdan söyleyince, tabi burada yeri gelmişken şeyi hatırlatalım. Çocuklar asla bu konularda. Evet. Yani benim 10 yıllık meslek hayatım var. Bir tane vaka. O da üvey babasıyla ilgili böyle bir iftira attı. Ama onun dışında gördüğüm yüzlerce vakada hep çocuğun söylemleriyle yaşanan süreç çoğunlukla tutarlıydı. Yani çocuklar... Çocuklar yalan söylüyor mu bu konuda? Yani genelde çok az. Çocuklar yalan söylemez diye bir tarif var mı? Genel kural. Özellikle böyle bir hassas konuyla ilgili çoğunlukla yalan söylemezler. Yalan söylemezler. Benim kanaatim, hani rakam vermek biraz anlaşılır olsun diye %99 böyle bir yalanı düşünmeyiz. Peki daha çok burada istismara uğrayan cinsiyet bakımından baktığımızda kızlar mı ağırlıkta, erkekler mi? Kız çocuklarının daha çok bildirimi var ama erkek çocuklarının bildirim sayısı daha az olduğu düşünülüyor. Yani bakılınca 3'e 2 kız, 3'e 1 erkek gibi. Ama maalesef işte Türk toplumunda bu kızlık, bekaret meselesi çok önemli olduğu için, erkeklerde bir bekaret kavramı olmadığı için bunu daha çok örtbas etme eğilimliler. Yani erkek çocuklarda da fazla. Bir de erkek çocuklar sokakta uzun süreler daha fazla vakit geçiriyor. İstismarcılara, pedofilik şahıslara daha fazla maruz kalıyor. Yani biz istismarı düşündüğümüz zaman illa bir sürtünme, penetrasyonu düşünmeyelim. Bunun içinde teşhircilik de var, pornografik görüntüleri gösterme de var, cinsel içerikli konuşmalar da var. Yani bu tip istismar, yani yaşına uygun olmayan cinsel bir eylem ya da davranışla erkek çocukları daha sık yan yana geliyor. Ama erkektir, işte onun yanına gitme, bu olmamıştır. Ya da aa bir daha duymayın böyle şeyleri, söyleme sakın ha deyip biraz görmezden gelinen vakalar. Bildirilen sayısı kızların fazla ama gerçek oranları bilmek çok zor. Ama kız ve erkeklerin başına geliyor. Tabii bu bildiklerimiz de zaten böyle adli mercilere yansımış olanlar değil mi? Bir de yansımayanlar var. Birçok, birçok var. Yani özellikle de bunu yıllar sonra insanlar anlatıyor. Yani şunları yaşamıştım, bunlar olmuştu, ben işte anneme söylemiştim, inanmamıştı, konu kapatılmıştı. Hatta benim mesela bir vakam var, şimdi dede istismarcı, dedenin başka torunlarına yaptığı da biliniyor. Evet. Ve böyle bir dürtüselliğin oldu, cinsel konularda sapkınlığın olduğu biliniyor. Ama aile, onun gücü, otoritesi, yaşı başı nedeniyle bunu hiç konuşmamış. Yani yıllar sonra torunu, görüşme sırasında bundan bahsetmeye, benim görüşmemde konuşuluncaya kadar belki 10 yıldır hani aileyle bile konuşulmamış. Ya hocam biz bunu nasıl biliyorsunuz? Kızımız size bunu anlattı mı? Aile de şaşırdı çünkü yıllardır o konu kapatılmış. Kapatılmış evet. Tekrar bir yüzleşme, tekrar bir hesaplaşma. Tabii aile bu tip durumları yıllar sonra bir adli sisteme taşımak istemiyor ama kendince koruma kollama davranışları sergilemişti. Yani gizli olan çok vaka var. E tabii zaten şimdi normalde komşusunun bile yüzüne bakamayacak olduğunu düşünür. Böyle bir vaka ortaya çıktığında aile. Bunun da çevre tarafından duyulması istemediği için, işte kendilerine bakış açısının değişeceğini düşündüğü için o korkular da devreye giriyor. Biraz da sanırım bu mahalle baskısını ön planda tutarak önce gizlemeye çalışıyor aileler. Ama sonradan bunu baş edemediği zaman mı cinsel istismar vakaları adli mercilere taşınmış oluyor hocam? Şimdi hani biraz daha böyle anlaşılsın diye daha örnek üzerinden anlatayım. Yani bazı çocuklar mesela kız çocuktur genelde, ensest vakalarda ilk kurban olur. Sonra başka kardeşi de vardır. O kız da büyüyecektir. Artık ensesti yapan istismarcı kardeşime yapmasın diye itiraf eder gider bu acılarını anlatayım. Yani kendinden vazgeçmiştir.
Benim kardeşim de aynı şeyler başına gelecek deyip bunu ortaya çıkarıyor. Bazen mesela benim dinlediğim bir vakada annenin başına geliyor. İstismarcı onu da istismar ediyor. Bir akrabaları. Çocuğun istismarı ortaya çıkınca okulda kadın şok geçiriyor. Bu beni de istismar ettik, çocuğumu da istismar etmiş. Allah onu bildiği gibi yapsın gibi tepkiler. Yani bazen işte o gizleme, mahalle baskısı, aman anlatmayalım, aman konuşmayalım, tamam sen ondan uzak dur. Bir de böyle garip bir şey var, özellikle babalar yapınca işte o ekonomik olarak güce sahip, şimdi hapise girerse bize kim bakacak? Yani ensest vakalarında özellikle babayı korumak için çocukların ifadeleri değiştirilir. Babalar hapisten çıkartılır. İşte çocuk yalan söylediğe getirilir. Bir de çocuk yalan söyledi hukuksu olarak bir cevabı olmadığı için yalan söyledi, işte çocukça bir davranış yaptı, ifadeler değiştirilir. Babaya aile toplanır, söz verilir, bir daha sakın bunu yapma, işte kulağa çekilir nasıl bir cezaysa. Ve istismarcı kaba tabirle yırtar. Tabii belli bir dönem suskun kalır ama tekrar bu dürtülerini, bu davranışlarını başka kişiler üzerinde, başka kurbanlar üzerinde denemeye, yaşamaya devam eder. Yani gizlenen, işte bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın denilen bütün vakalar dönüp dolaşıp bumerang gibi tekrar sistemin içine, çocukların üzerine, bazen kadınların üzerine, bazen hayvanların üzerine. Evet. Yani sadece biz tabii çocukları, insanları konuşuyoruz. Yani her türlü canlı üzerinde zarar verecek etkileri var. Bu kişiler rehabilite edilmeli, gerekli cezalar alınmalı. İşte bu çeşitli cezalar derken hani bu hormonal tedaviler, kastrasyon tedavileri vesaire de gündeme geliyor bu aralar. Aktif tedaviler uygulanmalı ve toplumun bu kanayan yarası, birçok çocuğun bu süreçte yaralanması engellenmeli. Zincirleme gidiyor çünkü. Bir yerde gizliyorsunuz, başka bir yerde patlıyor. İstismarcının ceza alması önemli bir durum. Evet, yani bugünkü hukuk sistemine baktığımızda tam olarak da aslında istismarcıların hak ettiği cezalar aldığını çok da iddia edemeyiz. Çok somut bulgular varsa, erken dönemde yakalandıysa, aile ile yabancıysa istismarcı, bu konuda aktif olup, erken bildirim yapıp, İşte özellikle ilk 72 saat, bütün ailelere buradan söyleyeceğimiz en önemli şey o. Evet. İlk 72 saat fiziksel bulgular kaybolmadan başvuru yapıldı, somut bir takım deliller elde edildi. Artık orada hani ifadeler değil, somut deliller üzerinden hareket edilir. Ve hukuk birinci derece delili gördüğü zaman cezayı sert bir şekilde uygular. Evet. Ama onun dışındaki vakalar maalesef daha az ceza alma eğiliminde. Zor bir iş çünkü. Kapalı kapılar arkasında yaşanıyor. Çocuktan ifade almak, onu yasal süreci işletmek. Ve az önce söylediğim gibi yani kimsenin çok üzerinde çalışmayı sevdiği bir konu öyle, değil. Evet, zor bir iş. Yani duygusal olarak ben dosya yazarken özellikle asistanlık yıllarımda ensest vakalarını yazarken çok zorlanıyorum. Yani herkes otomatik düşünceleriyle, o yaşanan acılarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu sistemde ya yoktur, yapılmamıştır, bu niyette olmamıştır dediğimiz şeyler ama maalesef toplumda yaygın ve artma eğiliminde. Evet. Burada anne babalar çok özel görevler düştüğünü ben düşünüyorum. Buradan anne babaları biraz bilgilendirelim. Yani daha çok bu tür vakalarda hangi konularda hassasiyet göstermeleri gerekiyorsa onları da sizin vasıtanızda da bir çağrıda bulunmuş olalım isterim. Çünkü konu çok popüler bir konu. Hani ya bizde yaşanmadı deyip de savuşturulacak bir konuda değil. Aynen. Ya da işte ya bizde yaşanmam ne yapalım yani işte başımıza geldi. Babamız yaptı ya da işte dayımız yaptı denilerek de üstü örtülecek kadar da çok tehlikeli bir konu. Burada genelde yaşadığınız böyle enteresan vakalardan böyle biraz bahsetseniz. Onlardan da anne babalar biraz bir şeyler öğrense. Çünkü hakikaten çok hassas bir iş yapıyorsunuz, çok zor tarafları var, vicdani boyutu var, hukuki tarafları var. Ama bunlardan bizim de öğrenmemiz gereken taraflar olduğunu düşünüyorum bireyler olarak. Burada hiç böyle hani unutamadığınız enteresan vakalar varsa onlardan böyle örnekler vermeniz uygun olacaksa verir misiniz? Tabii isim vermeden biraz riskleri anlatmak adına. Riskleri anlatmak adına bir şeylerden bahsetmek lazım. Evet. Mesela bir vaka hatırlıyorum. Çok yakın, yıllardır tanıdıkları, biraz da uzaktan akrabaları olan, komşuları olan bir istismarcı vardı. Kızı da çok içli dışlı, okuldan kızı alıp eve getirebiliyor. Babanın yoğun olduğu saatlerde çocukla oyun oynayabiliyor. Yıllardır tanıyor. Ailenin artık tamamen güvenini kazanmış. Çocukta çok yoğun ilişkileri var. Hediyeler, işte sürekli oyunlar. En sonunda ortaya çıkıyor olay. Çocuk bu olayı anlatmakta, tekrarlayan olayları anlatmakta zorlanıyordu. Yani çok yakınınızda
Ama çocuğa çok yakın nasıl olsa bir şey olmaz demek riskli. Yani her türlü durumda iyi tedbirler almak gerekiyor. Evet. Ve çocuğu iyi bilgilendirmek gerekiyor. Yani ailenin bence ilk yapması gereken şey çocuğunu güçlü, sınırlarını bilen ve hayır demeyi bilebilecek şekilde bir kişilik örgütlenmesi, öyle bir iletişim kurmalı, öyle bir yetiştirme tarzı benimsemeli. Ve hani o gelen, hani o amca kızım, işte o dayı, oğlum, işte o senin komşu, o bilmem ne abin, bu tip etiketler bazen istismarcıyı çocukla baş başa bırakabiliyor. Yani uzun süreler tek başına özellikle bir erkekle hem erkek hem kız çocuklarını bence bırakmamak. Misafirliğe gittiğimizde bile çocukların yalnız odada bırakmamak. Ve bunları konuşuyorken şimdi günümüzün en büyük sorunu teknoloji. Teknoloji üzerinden yani sosyal medya, oyunlar üzerinden çocuklarımız dış dünyayla ne olduğu belli olmayan insanlarla çok yakın ve sıkı ilişkiler kurma, görüntüler paylaşma. Duygularını, davranışlarını anlatma eğilimindeler. Özellikle ergenlik döneminde biliyorsunuz aileden biraz uzaklaşır genç. Odasına kapanır. Cep telefonundan, bilgisayarından çok iyi bilmediği bir aleme girer. Ve orada biraz popüler olmak, biraz yakınlık görmek, bazı duygularını aileyle paylaşamada duygularını yaşamak için ilişkiler kurar. Belki atıyorum 100 kişiyle tanışır. Belki 99'u ona zarar vermeyi amaçlamıyordur ama aralarından bir tanesi onun bilgilerini paylaşarak, işte genelde bizim yaşadığımız olaylar deyince aklıma gelen, yani o mesela sanal ortamda tanıştı şahısla çocuk, genç. İşte flörtleşmeye başladılar, konuşuyorlar. Böyle birbirlerine birazcık erotik davranış olarak hafif açık fotoğraflar gönderilir. Erkek önce gönderir, bak ben yapıyorum sen de yapsana. O açık fotoğraf sonra erkeğin eline geçince, bak bunu ailene göstereceğim, herkese yayacağım, işte profilinden paylaşacağım. Tehdit mi? Tabii ki tehdit, şantaj. Her türlü amaçla kullanıyor bunu. Para sömürüsünden işte cinsel sömürüye kadar. Sonra hatta kendisi genci istismar etmekle kalmaz, başka arkadaşlarını, bak o da gelecek, ona da söyledim, eğer olmazsa bu görüntüleri paylaşacağım. Böyle seri şekilde, kronik şekilde maalesef istismar edilen genç kızlar, bazen genç erkekler. Yani benim bir vakamda Selçuk'tandı galiba. Böyle bir erkek vakayla çalışmıştık yani. Herkesin başına gelebiliyor. İstismar edilen sadece kızlar değil. O yüzden çocukların yaşamında kiminle iletişim kurdukları, iş dünyasında neler olduğu, hani aile tarafından mümkün olduğu kadar baskıcı olmadan bilinmeli. Yani profilini gerekiyorsa yaşını büyük yaz. Yani burada hafif pembe yalanlar söyleyebilirsin. Yaşını olduğu gibi yazma. Hani mesleğini, fotoğrafını doğru kullanmak zorunda olmayabilirsin. İnsanların niyetlerini anladığında, gerçek bir ilişki, gerçek bir arkadaşlık geliştiğinde belki uzun vadede paylaşabilirsin. Ama fotoğrafların, işte yaşın, cinsiyetini, hele erken yaştaki çocuklar çok çabuk paylaşma eğilimindeler ve iletişim kurdukları bu Facebook üzerinden zaten benzer diyaloglar çok paylaşıldı. Yani yetişkin cinsel bilgisiyle, işte güzel sözleriyle, çocuğun ihtiyacı olan sözleri söyleyerek ona güvenli bağlanmayı, ona güvenmeyi sağlar, sonra art niyetlerini ortaya çıkarır. Evet. Yani hiçbir istismarcı gelsin, istismar edeceğim, evet, sana karşı niyetim demez. Evet. O süreç yavaş yavaş gelişir. Hani özellikle günümüz koşullarında sokak, tanıdıklar kadar evin içinde o teknolojik aletlerle olan ilişkilerde de çocuğun yanında olan, hani teknolojiyi kısıtlayın, Facebook'a girmesin, interneti kullanmasın gibi mesaj çıkmasın burada. Yani bu açıdan sen korkuyorum, dikkatli olman gerektiğini düşünüyorum. Böyle vakalar olduğunu biliyorum. Böyle insanların karşına çıkacağını bil. Paylaşmak istediğinde ben bunu açık yüreklilikle konuşabilirim. Sosyalleşmen, arkadaşlarla tanışman, belki ihtiyaçlarını karşılamak için bazı iletişim araçlarını kullanman mümkün olabilir. Ama bunu lütfen benim rehberliğimde yap. Bir anne olarak, bir baba olarak sana yardım etmek istiyorum. Senin bir adım ötende başına gelebilecekten endişe ediyorum. Yani yasaklayıcı değil, onun tarafında, onun yararına bir iletişim kurabilmek. Tabii bu çok zor. Biz genelde hani büyük olaylar duyup yasaklar koyan, bağırıp çağıran, azarlayan, kısa vadede sonuçlara odaklanan, uzun vadede süreci çok takip edemeyen ebeveynleriz. Çünkü hayatta sorumluluklar çok fazla. Bir de hocam aslında baktığınızda bu konu uzmanlık istiyor. Hani bu örneğin gözleme yapmaya hani öğrenirsiniz annenizden de ya da ninenizden, öyle söyleyelim. Ama bu konu hakikaten uzmanlık istiyor. Bu konuyla ilgili işte
bilgileri öğrenebileceğiniz alanlar işte bu işin okulu. Yani işte yani, anavalık okulları var zaten. Tabii. Yani Aksel'de çok zor bir alan, çok zor bir tam. Özgecan olayını soran izleyicilerimiz var. Yani Özgecan olayı da bir istismar konusu mu? Yani istismarla bağdaştırılabilecek bir konu olarak değerlendirilebilir mi diye soran izleyicilerimiz var. Ne demek istersiniz? Tabii şu ilk başta şeyi söyleyelim. Anne babalık dünyanın en zor işi. Evet. Şimdi her iki tane, yani bir annenin bir babanın biricik çocukla, farklı kişilik özellikleri olan bir çocukla iletişim kurması, kendini tanıması, çocuğunu tanıması, etkin ve verimli bir anne babalık yapması zor bir iş. Evet. İlk başta söylemiştim, bu işin okulları var yurt dışında. Türkiye'de evet. Zaman zaman kısa eğitim programları uygulanıyor. Anne babalık tekniklerine hakim olmak, cinsel istismar, fiziksel istismar, sözel istismar, işte akran zorbalığı, bir sürü şeye karşı koruyacak çocuğumuzu. Evet. Kendi ayaklarının üzerinde durmasını öğretecek. O yüzden bu anne babalık meselesi çok önemli. Evet. Yani anne babalık dünyanın en zor işi. Öyle hani kulaktan dolma, ne işe yarayacağını bilmeyeceğiniz teknikleri çocuklar üzerinde kullanmak kısa vadede sorunu belki çözer ama uzun vadede süreci kötüleştirir. Evet. Tabii Özgecan olayı maalesef çok acı verici, infial yaratmış ve çok olumsuz sonuçları oluşmuş. Bir taraftan da işte toplumun bilinçlenmesi, evet. bu konuda nasıl diyelim çeşitli tedbirlerin alınmasını sağlamış bir olay. Tabii işin içinde fiziksel istismar, cinsel istismar, hani vahşice bir katledilme olayları var. Tabii şunu söylemek lazım, yani her suçta olduğu gibi cinsel istismarda da istismar suçlarında işin boyutu birbirinden değişebilir. Yani basit bir kapkaç olayı da hırsızlıktır. Hani çok zor, çalınması neredeyse imkansız bir bankayı soymak da bir hırsızlık. Evet. Şimdi ikisini de hırsızlık gibi görürsek, İkisinin arasında ciddi özellik farkları var. İstismarlar da böyle. Basit istismar, teması olmayan istismarlar. Ama hepsini küçükten... Yani cani belki geçmişte tedavi eden, bu sorunları küçüklüğünde tedavi edebilen, çünkü orada biliyorsunuz baba da işin içinde. Evet. Yani onu evet. destekleyen, kollayan, böyle bir işi yaparken organizasyonu yapan bir bebeğim var işin içinde. Evet. Yani çocuğunun belki bu gidişatına dur demiş, erken tedaviye başvurmuş, dürtülerini kontrol etmeyi öğretmiş bir ebeveyn olsaydı belki her ikisi açısından kader, tabii en önemlisi Özgecan için kader böyle olmayacaktı. Evet. Yani çok büyük bir süreç bu. Yani burada yine baktığımızda konuların içerisinde o kadar çok böyle toplumda benzer vakalar yaşanıyor ki. Hani biraz da medyada bunların gündeme gelmesiyle belki de bu konulara toplum olarak daha fazla duyarlılık göstermeye başladık. Yanılıyor muyum? Yani, olasılıkları düşünüyoruz. Ben, yani eskiden güvendiğimiz ortamlara biraz şüpheyle yaklaşmak. Tabii burada şeyi de hatırlatalım. Yani paranoyak bir şekilde çocuk yetiştirmek de çocuğu evet. korkutur. Oraya gitme, buraya çıkma, şunu yapma, bundan uzak dur. Ama herkesin bir suç potansiyeli olduğunu, suç davranışının illa böyle çok tipik, sapık, yüzüne bakıldığı zaman anlaşılan kişilerin yapmadığını çoğunlukla tanıdık, bildik ve nasıl diyelim, hani yok ya bu yapmaz dediğimiz kişilerin olduğunu bir taraftan bilmek. Evet. İyi bir iletişim kurmak, onun yaşadıklarını, gelişimini yakından takip etmek en önemlisi. Yani koruyup kollama sınırıyla aşırı koruyucu olma arasındaki o dengeyi iyi koymak i̇yi lazım. Koymak ne? Lazım. Bazen ihmale giden rahatlıklar, her türlü ortama çocuğun gitmesine izin verilmesi. İşte bazen de o aşırı koruyucu kollayıcılığa gidecek. Çok aşırı kollayıcı tutumlar çocuk gelişiminde riskli. Çok koruyucu olduğumuzda korkak ve kaygılı çocuklar yetişmeye başlıyor. Siz daha çok bu tür konularda nelere dikkat ediyorsunuz ya da nelere dikkat edilmesini öneriyorsunuz ailelere? Yani burada çok basit, hani uzmana bile gelmeden alınabilecek mesela bir belli başlı tedbirler neler? Örneğin işte bugün günümüzde sosyal medya gerçeği var, internet gerçeği var. Ne yapacak? Yani aileler burada çocuklarına şey yapmasın mı? İnternetin başına gitmeden izin vermesin mi? Ya da ne bileyim çeşitli kaynakları okumaları hususunda engel mi olsun? Ya da izledikleri diziler, çizgi filmler bunlar da etkili bu cinsel temaların anlaşılmasına. Tabii bunlarla ilgili tedbir mi alsın? Ne dersiniz? Yani tabii yaş grubuna göre bu sorunun cevabı değişir. Evet. Hani ergenlik, gençlik döneminde bir
bir gençle iletişimde çok yasaklayıcı bir tutum. Hı hı. Tabii ki sorunu çözmez, büyütür. O evet. Gizli gizli, başka kaynak, artık internete her yerden. Tabii tabii. Arkadaşının cep telefonundan, internet haberden ulaşabilir. O yüzden yasaklayıcı bir tutum değil, açıklayıcı, hı hı. onun tarafında olan bir tutum izlenebilir. Tabii yaş küçüldükçe, yani 12 yaş altında özellikle, hı hı. hani belli siteler, işte bir takım filtre programları, hı hı. çocukla az önce anlattığımız gibi iyi bir iletişim, hı hı. erken cinsel bilginin yaşına uygun, abartılı olmadan paylaşılması, hı hı. çocuğa cinselliğin nasıl anlatılabileceği ile ilgili çok güzel artık videolar, kitaplar var, bunların okunması. Hı hı. Yani çocuğa olasılıkları iyi anlatmak. Hı hı. Özellikle hani aklıma gelmişken şeyi de söylemek istiyorum. Çocuklar mesela anne babayı korumak için istismarcının eline çok düşüyor. İşte hı hı. annen hastanede, ben bir doktorum, hadi gel seni ona götüreyim. Yani böyle çocuğun yalanlar adı kandırılıyor. Evet. Yani hatta sosyal medya deneyleri var çocukların ne kadar çabuk kandırılabileceği ile ilgili. Hı hı. Bunları biraz anlatabilmek. Yani sen tek başına güvende olamazsın. Ben tek başıma yetişkin olarak güvende olurum. Beni korumaya çalışma. Sen sosyal ortamdan, kalabalık ortamdan, bulunduğun parktan çıkma. Seni tanımadığın, hatta tanıdığın birisi şüpheli bir şekilde çağırdığında, sana bu çağırma garip geldiğinde, tereddüt ettiğinde gitme. Hı hı. Gerekiyorsa ben hastanede olayım. Hı hı. Hani ben tedavi olurum. Sen belki arkadaşın evinde kalırsın. Birileri sana orada yardım eder. Ama senin başına gelebilecek daha kötü bir olaydan seni korumuş olur. Yani benim haberim olmadan bir arkadaşının evine gitme. İşte komşunun evine gitme. Hı-hı. En son işte biliyorsunuz Irmak olayında evet. böyle bir durum var. Uzun evet. süre aile çocuğun nerede olduğunu bilmiyor. Evet. Çocuk işte o şahsın evine girip çıkıyormuş zaten. Ve sonuç ortada maalesef. Evet. Yani uzun süre ayrılmalarda özellikle anne babanın bilgisinin olması. Eğer tedirgin oldu, birileri onu çağırdı, tanıdık da olabilir bu. Otorite figürlerinden yardım isteme. Üniformalı varsa ondan, kafedeyse ondan, parktayız, diğer çocuğun ebeveyninden yardım isteme. Yani onu tehdit eden, tedirgin eden neyse, gerekiyorsa yanlış çıksın. Hakikaten anne hasta da olsun, o şahıs onu annenin yanına götürmeye çalışsın. Bunun bir zararı yok ama kapılıp gittiğinde kendini koruması çocuğun çok zor. Hocam bu yani bu kadar vaka yaşanıyor, bu kadar olay izliyoruz televizyonlarda, sosyal medyada. Tabii biz biraz da medya sektörü içerisinde olduğumuz için belki bizim daha çok dikkatimizi çekiyor. Yeterince acaba toplumda farkındalık oluşmadı mı da halen yoksa bir duyarsızlık mı var? Şimdi duyarsızlık demem zor ama şunu da bilmek lazım bir taraftan. Yani hiçbir zaman tarih var olduğundan bu yana. İnsanoğlunun tarihinde hep suç olmuş. Evet. Yani bu cinsel istismar şeklinde, hırsızlık şeklinde, adam öldürme şeklinde suçu mutlaka insanlık tarihiyle paralel bir öyküsü var. Yani hiçbir zaman da sıfırlanmayacak. Maalesef acı gerçek bu. Belki bin yıllar sonra bilmiyorum. Ama şu önemli, biz farkındalığımızı, çocuk yetiştirme şekillerimizi, eğitim seviyemizi, çocuklarımızın hayatına verdiğimiz önemi, onlara ayırdığımız kaliteli vakti artırdıkça onları koruyacağız. Evet. Her şeyden koruyacağız evet. aslında. Cinsel istismar korunması diğer korunmaların yanında bir sonuç. Hı-hı. Sadece ben cinsel istismardan koruyayım. Sadece cinsel bilgiyi, işte özel bölgelerini, hı-hı. iyi dokunmayı, kötü dokunmayı öğreteyim demek çok kısıtlı bir alanı korur. Hı-hı. Ama iyi iletişim kurayım, hayır demeyi öğreteyim, ona kişilik kazandırayım, güven vereyim demek her türlü istismardan korur. Gözde Hanım, Gözde adlı şöyle bir soru sormuş. Peki erkek çocuklarına yapan cinsel istismarları nasıl değerlendiriyorsunuz diyor size. Soru anlamakta zorlandım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani erkek çocuklarına yapan muhtemelen yani kız çocuklarına yapan istismarda hani belki de fiziksel bir anlamda soruyor. Muhtemelen yani şu anda da bizi izliyordur. Biraz açabilirseniz Gözde Hanım sorunuzu biraz açabilirseniz seviniriz. Hocam çocuklara cinsel eğitimi verebileceğimiz hangi kitapları önerisiniz diye de sorular var. Bengi Semerci'nin yani çocuklarımızla cinselliği nasıl konuşalım diye güzel, iyi yazılmış bir kitabı var. İnternet kaynakları var. Hı-hı. Yaşına uygun cinsel bilgi vermek önemli. Yani ne fazlasını verip onun alışık olmayacağı, o dönem kavrayıp yönetemeyeceği bilgilerle donatmak ve de hiç konuşmamak. O zaman da işte interneti, kulaktan dolma bilgileri, arkadaş ortamında konuşulan, çok da sağlıklı olmayan, çarpıtılmış cinsel bilgilerle çocuğun ruhsal dünyası zorlanabiliyor. Yani hı-hı. her şeyi konuşabilecek bir ebeveyn olmak. Cinsellik hayatın bir gerçeği. Evet. Ne zaman yaşanır, kimle kim arasında peki, olur, ne zaman sağlıklıdır. Kaç yaşından itibaren çocuklarla bu cinselliği konuşmaya başlamalı aileler hocam?
Yani bu cinsel yaşarken biz birazcık daha küçük yaşlara iniyoruz. Evet. Yani zaten sorular sormaya başlar. Çocuk neye ihtiyacı olduğunu size hissettirir. Sorulara göre hareket edilirse aileler daha iyi yoğunulur aslında. Her çocuğun seviyesine bağlı. Ama işte kızla erkeğin arasındaki farkı 2-3 yaşında bile konuşursunuz. Nasıl çocuk olduğunu, işte 6-7 yaşlarında da konuşursunuz. Evet. Yani çocuğun bilişsel seviyesi, zeka seviyesi, bu sorularla ilgili meşguliyeti arttıkça bir de şeyi demekten aileler biraz çekiniyor. Bilmiyorum. Hani bu konu benim için zor bir soru. Ben bunu cevaplamak istiyorum. Bunu sonra konuşalım mı? Yani samimiyetle bazen çocukların çünkü hiç beklemediğiniz yerden size gol atar. Evet. Böyle şok olursunuz ya, nereden çıktı bu? Hani onu kapatmak, sus bakayım, ağzına acı biber sürelim, bir daha böyle bir şey duymayayım demek yerine anlıyorum, bunu neden merak ettin? Soruyu arkasında ne olduğunu arayarak birazcık araştırmak. Ya anlıyorum ama nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Bu bilgime sana uygun demek için biraz zaman istiyorum. Araştırıp, sorup, öğrenip uzmanlara, kitaplara, birçok kaynağa başvurabilir hale. Yani çocuklarıyla samimi bir iletişim. Biz her şeyi bilmek zorunda değiliz. Ebeveyn olarak süper, bütün bilgilere sahip kişiler olmak zorunda değiliz ama açık iletişimi. Yani kapatayım, soruya cevap vermeyeyim o konforlu alanında. Çocuğumun cinsel yaşamı yok. O birden işte 18-20 yaşına gelince böyle hani vahiy gelmiş gibi cinsel bilgilerle donatılmayacak. Tabii, evet. Ya da işte ona cinsel bilgiler sunan, ondan faydalanmaya çalışan bir yetişkinle karşı karşıya kaldığında niyetinin ne olduğunu, hani iyi niyetli mi kötü niyetli mi, ne yapmaya çalışıyor bu, normal mi yanlış mı? Bir de tabii çocukların yaşadığı diğer bir ikilem şudur. Şimdi belli yaşlarda mesela ödipal dönemde işte 3-5 yaş arası, 12 yaş sonrası cinsel uyanma olur. Cinsel hazları artar çocukların. O cinsel hazları arttığı dönemlerde o artan dürtüleri karşı tarafla bir takım bilgilerle yaşamaya çalıştıklarında sınırlarını iyi bilemezler. Suçluluk da çok duyarlar. Yani ben bu süreci başlattım, keşke konuşmasaydım, işte o görüntüyü yollamasaydım gibi. İşte orada da bir anlatmak. Hani ergenlik dönemindesin, cinsel bilgi, cinsel konular senin ilgini çekebilir, karşı cins bu ara senin ilgini çekebilir, bunu konuşuyor olmak. Gerekiyor. Tabii. Gözde Hanım az önceki sorusuna şöyle diyor, fiziksel olarak yapılan cinsel istismardan bahsediyormuş. Tabii çok şiddetli, yani fiziksel bulguları, penetrasyonu, yani anal penetrasyonu artık çok bariz bir şekilde hissettiren vakalar var. Sürtünme olup fiziksel bulgu yok. Az önce saydık başta, bir daha onları özetleyelim. Yani oyun içeriğine bakıyoruz. Şimdi bir çocuk durup duruyorken bir erkek cinsel organını resmetmeye başladıysa, oyuncaklarını yan yana getirdiği zaman işte bacak arasında bir şey sokmaya çalışıyorsa, uzun uzun öpüştürüyorsa, neden? Yani bunu ya izledi ya yaşadı. Yani mutlaka bir cinsel bilgi alacağı kaynak var. Bu erkek kız fark etmez. İşte cinsel yolla bulaşan hastalıklar, geriti ürünör bölgede sihir, başka cinsel yolla bulaşan hastalık belirtileri. Mesela erkek çocuklarda bazen benim birkaç vakamda yaşadığım şiddetli karın ağrısı. Yani açıklanamayan, uzun süredir istismardan kaynaklanmış karın ağrıları, yani fiziksel bulgu olabilir. Ya da bunlar gibi spesifik bir bulgu olmaz. İşte o bahsettiğimiz aile uyanıktır, çocuğun da bir şeylerin değiştiğinin farkındadır. Ders başarısı düşmüştür, uykusu kötüleşmiştir, içe kapanmıştır, bir yerlere gitmek istemiyordur, birilerinden kaçmaya başlamıştır, sıçrayıp duruyordur, anneye çok çok söylüyordur, kaka ve çiş kaçırmaya başlamıştır, daha bebeksi tavırları vardır. Şimdi bunlar spesifik olmayan, yani istismarı düşündürmese bile ortaya çıkış şekli ve aniden oluşuyla şüphelendirecek durumlarda biz tabii ki bir erkek çocukta cinsel istismarı düşünürüz. Böyle bir şüphesi varsa herhangi bir ailenin mutlaka yardım alması, tabi uzmanlardan artık bu konuyla ilgili adli sistem de, sağlık sistemi de gelişti. Yardım alması ve bu konu üstüne gitmesi gerekiyor. Üstüne kapandığında, ya tamam yoktur, olmamıştır, benim çocuğum başına gelmemiştir dediğimizde istismarın tekrarlanmasına izin veriyor olabilir. Ya da sizin çocuğunuz kurtulabilir, başka çocuklar bu süreci yaşıyor, travmatize oluyor olabilir. Yani şüpheden, yani suçlamak değil ama şüpheden korkmayacağız. Arkasını araştıracağız. Yanlış düşünüyorsak en fazla yanlış düşünüyoruz. Doğru tekniklerle sorguladığımızda, çocuğumuza güven verdiğimizde, onun bu olaydan sorumlu olmadığını, istismarcının sorumlu olduğunu, onun sadece mağdur olduğunu, başlatmış bile olsa, bu durumla ilgili oyun oynuyorken tetiklemiş bile olsa, bu çünkü cinsel istismarda birisi diğerinden cinsel bilgi anlamında, tecrübe anlamında çok üsttedir. Bazı şeyleri oyun gibi sunar, onun dürtülerini bilir ve çaktırmadan
çok da hissettirmeden ona sunmuş olabilir. O yüzden çocuğu kesinlikle suçlamamak önemli. Yani bu senin suçun değil, bu istismarcının suçu. Biz her şeyinle, bütün yaşadıklarına rağmen bu olayla yanındayız. Sana çok değer veriyoruz ve her türlü sorunu çözebilmek için elimizden geleni yapacağız. Yani evet, olay ne olursa olsun, evet, biz senin biricik olduğunu, bu olayda baş edemeyeceğini ve suçun olmadığını hissediyoruz. Yanındayız mesajıyla üstüne gitmeli aile. Evet. Hocam benim bir sorum olacak şimdi. Benim teyze Amerika'da yaşıyor. Hı-hı. Kendi erkek çocuğuyla gezerken, yolda geçerken böyle Sabi dokunamıyor, sevmiyor. Çünkü kültür meselesi var, 18 yaşına kadar kendi çocuğuna ev dışında sevmiyor. Çünkü hor görüyorlar onu. Ama Türkiye'ye geldiği zaman anlatıyor ki, diyor ki, ben Türkiye'ye geldiğim zaman burada 18 yaşına bir sınır yok ama istediğimizi, mesela anne baba evlatlarının istediğini yapıyor. Mesela erkek çocuğun pipisini seviyor mesela, sallıyorum şu an. Cem Yılmaz'ın. Çok doğru söylüyorsun. Hani erkek çocuğunu biraz serbest yetiştiriyor. Kız çocuğuna bekaret aramıyorlar. Hı. Ama diğer tarafa baktığımız zaman baba hem içgüdüsel olarak mı yapıyor bunu? Kültürel açıdan mı? Yoksa eğitim durumu olmadığı yani, için kültürde, mi? Kültür de etkili. Tabii eğitim arttıkça bunun yanlış bir davranış olduğunu fark etme oranı artar annenin babanın. Yani biraz ataerkil bir toplum olmamızla da ilişkili. Yani erkeklik figürü, erkeğin cinsel organı, hani küçük yaşta itibaren sergilenecek ve gurur duyulacak bir obje. Kız ise kesinlikle gizlenecek, kesinlikle gösterilmeyecek. Sınırları belli bir obje. Şimdi aradaki uçurum olunca erkek, wow, hani benim bir özelliğim var ve bunu her yerde sergileyebilirim. Şimdi bunu evde yaptı. Benim yakın zamanda hani bunu konuştuğumuz için aklıma geliyor çağrışımla. Sınıfta bunu kız arkadaşlarını yapan küçük çocuklar var. Nasıl olsa evde yapıyorum. Yani oyunmuş gibi sınırlarını bilmeden sınıfta kız arkadaşlarını yapabiliyor. Tabii yaş büyüdüğünde cinselliği, karşı tarafı, sınırları çok iyi bilemeyip izni olmadan işte istismar edecek şekilde sunabiliyor. Yani erkeklere ve kızlara verdiğimiz değer, bu konudaki adalet bakış açısı ortak olmalı. Yani erkek çocuğunu ve onun cinselliğini bu kadar yüceltip diğerini bu kadar küçümsediğinizde aradaki dengeyi çocuklar anlamlandırmakta zorlanıyor. Özellikle erkek çocuklar birazcık daha riskli davranışlara yatkın oluyor. Tabii ilk söylediğiniz şeyle ilgili kültürler arasında istismara bakış farklı. Yani sevmeyi, sıkıştırmayı, yoğun öpmeyi Avrupa'ya da işte batılı kültür istismar kabul eder. He, ne kadar doğru tartışılır ama bizim de bu kadar yakınlık, herkesin çocuğumuza dokunabilmesi, öpmesi, sarılması, herkesin içinde giyinip soyunabilmesi. Yani erkek çocuklarını, kız çocuklarını hele küçükken hani sınıfta giyip çıkarıyoruz. Ya canım atleti var ya da üstünü çıkarıyoruz. Daha göğüsleri büyümedi. Çocuk daha sonra üstünü birisi çıkardığı zaman bu yanlış mı doğru mu? Ben bunu annem sınıfta yaptı. Anlamakta zorlanıyor. Yani mahremiyeti iyi vermek. Peki ya biz orada biraz hani ya erkek adam bu ya diyoruz mesela. Hani indiriyor pantolonu. Tuvaletini yaptırıyoruz. Ya da işte bir deniz kenarına götürüyorsunuz yani o çılçıplak. Şimdi denize de yani havuza sokan aileler de oluyor. Bunlar yanlış öğretiler değil mi hocam? Kesinlikle yani sınırları, çünkü yarın bu davranışı biraz büyüdüğünde, evet, farklı bir ortama taşındığında o işte plajda herkesin hani mayolarını giydiği bir ortamda mayosuz gezmek çok fazla farklı değilmiş gibi görünüyor. Ama bunu başka bir yerde, başka bir ortamda, işte sınıfta, beden dersindeydi benim iki vakamda. Çocuk birden kız öğrencilerinde iç çamaşırı indirip cinsel organını kızlara göstermiş. Mesela aileler panik. Şimdi ben bazı böyle eğitim kurumlarına hatırlıyorum. Şeyde var, hani soyunma odaları bile çok ortak. Ortak olan böyle giyinip soyunmaya önemli değil, böyle elverişli olmayan okullar var. Evet. Yani burada bile milli eğitimin bu konuyu çok ciddi anlamda duyarlılık gösterip el atması gerekiyor. Yani, bu da ayrı bir sıkıntı. Kesinlikle. Yani şeyi bile dikkat etmek lazım. Şimdi tuvaleti temizleyenin, evet, erkek mi kadın mı olduğu ya da işte birisi temizlemeye içeri giriyorsa başka birilerinin girip girmeyeceği. Hı hı. Yani kimin sınırı nerede bitiyor, nerede başlıyor. Hı hı. Bu farkı çocuğa küçük yaştan itibaren iyi anlattığımızda, davranışlarımızla ama sözlerimizle değil. Yani sen bu şekilde davranabilirsin. İşte sen giyinip soyunurken kimse sana bakamaz. Gizli bir yerde olmalı. Birisi sana baktığında bile bu senin rahatsız ediyorsa bu yanlış bir davranıştır. Buna hayır diyebilmesin. Dikkat etmelisin dediğiniz zaman çocuk bunu anlıyor. Evet. Ama çocuk ortalıkta giyiniyor. İşte yaşı küçüktür canım, olsun etsin diyoruz. Birçok davranış sergiliyor. Birkaç yıl sonra bunları yapmaya başlayınca, aa ayıp, ne yapıyorsun sen,
böyle yapılır mıymış? Oradaki Hı-hı. geçişi çocuk anlamakta zorlanır. O yüzden küçük yaşta, hani ben ona davranış tohumları derim. Evet. Davranış tohumlarını iyi atmak, doğru mesajları vermek ve çocuğun baş etmekte zorlanacağı, yarın karmaşa yaşayacağı bazı mesajlar, yani mahrem mi bunu göstermek değil mi? Hı-hı. Çelişkili davranışlardan kaçınmak önemli. İleride risk yaşamamak için. Evet hocam, şimdi değerli izleyiciler, Doktor Ahmet Şenses hocamız çocuk ve genç psikiyatristi olduğu için aslında burada yaptığımız bu programın dışında Gala dergisinde de çok önemli bulgular ve tespitleriyle ilgili olarak yazılarını yazıyor. Bakın burada tam 2 sayfalık bir bilgi küpü diyorum ben adeta. 2 sayfalık çok ciddi bilgiler var. Özellikle Sayın Şenses anne ve babalara çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği hususunda, çocukların eğitimlerinin daha da başarılı olması hususunda önemli ayrıntılara dikkat çekiyor. Ben muhakkak Gala dergisinde Sayın Hocam Ahmet Şenses'in yazını ilgili takip etmenizi, sosyal medyadan da kendisine ulaşmanızı özellikle tavsiye ediyorum bir birey olarak. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü hakkın baktığınızda bu konuyla ilgili hakikaten sabaha kadar oturup konuşuruz. Evet. Hepsini bugün burada da bitirmeyelim. Evet. Başka zamanlarda yine yapacak olduğunuz programlarda bunları dile getirmeye sürdürürüz. Siz zaten kliniğe gelenlere bilgilendirdiğinizi biz duyuyoruz. Hakikaten günümüzün en popüler konularından bir tanesi sevgili izleyiciler. Anne ve babalar çok ciddi görevler düşünüyor. Az önce Sayın Şenses'in anlattıklarına baktığımızda benim bile ilk defa duyduğum olaylar var burada. Yani şaşırmamak elde değil. Ki biz medya dünyasının içerisindeyiz. Bunca olaylar, bunca vakalarla ilgili olarak haberler yapıyoruz ama bilmediğimiz daha neler varmış buzdağının arkasında dedik. Ki hocam da az önce kendisi de onay verdi. Ki bunlar hukuka yansıyanlar. Yani adli mercilere yansıyanları biz öğreniyoruz. Daha niceleri bunların adli mercilere yansımamış vaziyette. Evet hocam, programı da kapatırken böyle neler söyleyelim anne babalara, izleyicilere. Bizi dinleyen herkese önce teşekkür ederim. Evet. Ben size çok teşekkür ediyorum bunu konuyu tekrar ediyoruz. Gündeme getirdiğiniz için. Hani bence bu gündemin, yani bu konunun özeti şu: iyi anne babalık, etkin anne babalık, hı-hı, bilimsel anne babalık yapmayı öğrendiğimizde, herkes öğrendiğinde, anne babalar bu konudaki bilgilerini geliştirdiğinde, bu bitmeyen bir süreç. Hı-hı. Yani eğitim almak, anne babalık konusunda kendini geliştirmek, çocuklarını her türlü alanda, hı hı, daha iyi destekleyecekler, güvenlerini artıracaklar, istismardan koruyacaklar, cinsel istismardan koruyacaklar. Bu aşamaların hepsini birlikte yapacaklar. O yüzden etkili anne babalığa, iyi iletişime, hı hı, çocukların duygularının tanınmasına, kişiliklerinin gelişimine, hı hı, onların bir birey olduğuna, işte tabii bu süreçte hayır denmesine izin verecekler, hı hı, ve herkes sağlıklı ve daha huzurlu bir topluma, hı hı, tabii bu çekirdek aile içinde başlayacak, kavuşmuş olacak. Evet değerli izleyiciler, gerçekten güzel, keyifli, yaklaşık 1,5 saat oldu. Biz zaman nasıl geçtiğini işin açıkçası ben hiç anlamadım. Çok da keyifli sohbet olacak. Yayına katılarak, biliyoruz bu çok özel bir konu değerli dostlar. Aslında bilgi yönünden de bilgilenmemiz gereken bir alanlardan bir tanesi. Toplumda çok sık duyduğumuz cinsel istismar konusunu bugün çocuk ve genç psikiyatristi Doktor Ahmet Şenses ile birlikte masa yatırdık. Onun uzman görüşlerinden istifade etmeye çalıştık. Sizleri bilgilendirmeye gayret gösterdik bu gece. Aydın Post olarak işimiz sadece siyaset değil, işimiz sadece entrikalar ortaya çıkartmak değil, işimiz sadece yolsuzlukları üzerine sizleri bilgilendirmek değil, medyanın aileleri bilgilendirme konusunda da üzerine düşen görevi yapması gerektiği inanan medya temsilcileri olarak bu gece de Doktor Ahmet Şenses'te bir canlı yayın gerçekleştirdik. Bu keyifli sohbeti bizlerle beraber izlediğiniz için ve sorularınızı yönelttiğiniz için, katkı sunduğunuz için sizlere gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Ahmet Şenses'in yazılarını Gala Dergisi'nden takip etmeyi sürdürebilirsiniz. Sosyal medyadan kendisiyle iletişim kurmayı sürdürebilirsiniz. Çocuklar bizim kıymetlimiz değerli dostlar. Onlar gerçekten hem ülkemizin hem de dünyanın gelecekleri. Her biri birer ayrı yıldız, ayrı ışık. Onları korumaya, onları büyütmeye ve geliştirmeye devam edelim. Ama bilinçli bir şekilde.
Hani hocam diyorlar ya, işte her kadın ya da her bayan kadın olabilir ama anne olamaz diyorlar. Bu tabi erkekler için de böyle. Aynen. Hepimize gerçekten çok ciddi görevler düştüğünü Sayın Şenses anlattıklarından bir kez daha anladık ki sadece işte çocuk dünyaya getirmekle bu işler olmuyor. Daha sonra bunun eğitimi var, bunun sağlıkla ilgili olarak bilgilendirme süreçleri var. Lütfen önemseyelim çocuklarımıza, gereken değeri verelim, gereken saygınlığı gösterelim ve böylesine değerli hocalarımızın da uzmanlarına görüş önerilerine istifade edelim. Hepinize çok teşekkürler. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.